Herkese merhaba ve Voice of Angola'ya hoş geldiniz. Bu hafta mücadele verenlere, çözüm üretenlere, yani COVID-19 karşısında çare arayanlara mikrofonumuzu uzattık. Sağlık sektöründen gelen zorlukları hızla çözmeyi başardık. Maliye Bakanı Vera Daves da Souza birazdan yayınımıza katılacak ama önce gelin Angola'daki röportajımıza bir göz atalım. Sahra Hastanesi oluşturmaktan, sıkı sağlık protokollerini uygulamaya kadar Angola pandemiye karşı çok yoğun bir savaş verdi. Bu süreçte ülke ekonomisine yardımsa iş insanlarından geldi. Geraldine Geraldo'nun pazarcılara meyve ve sebze tedarik etmek için kurduğu internet platformu hızlı bir dijital dönüşümün merkezinde hızla büyüyor. Şu anda yaşanan, teknolojiye bağımlı olması gerekmeyen bir pazar segmentinin bize gelmesi ve dijital pazara katılmak istemesi. Bu gerçekten harika. Ürünlerini tedarik etmek için çevrim içi alışveriş yapan satıcı sayısında önemli bir büyüme gördük. Angola'nın tarım sektörü, ülke ekonomisinin çeşitlendirilmesi için hayati bir konumda. Şu andaki değeri 3 milyar euro olan sektörün 2050'de 28,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tarım şirketi sahibi João Macedo ise belirsiz dönemleri somutlaştıranlardan. Sadece aylar içinde dev bir çiftliği hayata geçiren iş insanı ulusal üretime ve istihdama katkıda bulunuyor. Şans eseri başarılı olduk ve bundan çok memnunuz. 2 yıl içinde 1500'den fazla kişiyi istihdam etmeyi umuyoruz. Dulce Oliveira'nın aile çiftliği ise birçok engeli aşmak zorunda kaldı. Ama pandemiyi yenebilmek için gereken hamleyi yapabildiler. Şirketin çiçek alımında ithalatı düşürüp iç piyasaya yönelmesi yerli üreticilerin büyümesini sağladı. Covid-19 sırasında turizmin de korunması hayati öneme sahipti. Gelişmekte olan sektör ekonomide geçen sene 725 milyon dolarlık bir yere sahipti. 2050'de ise bu payın 2,9 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor. Katı tedbirler sayesinde Angola'da oteller müşterilerini ağırlamayı sürdürdü. Çalışanların her biri ise fedakarlıklar yaptı. Mart ayında kısıtlamaları uygulama kararı aldık ve sadece 48 saatte hangi ekibin otelde karantinada kalacağına karar vermemiz gerekti. Ben bu ekipte yer aldım ve bu oldukça zorlu bir süreçti. Ama kuralların doğru tanımlanması sayesinde şu anda COVID sırasında bile işin başarılı olması sağlandı. Diğer şirketlerinde uyum sağlamaları gerekti. Tıpkı tekne yapımcısı Rukka gibi. Yurt içindeki büyüyen piyasadan faydalanan şirket, Angola'nın ürettiği ürünleri satın aldı. Tüm bu çabalar, ülkenin pandemiye karşı dinamik kalmasında rol oynadı. Bu dinamizmi korumak ve pandemiye karşı birlik olmak. Söz verdiğimiz gibi Vera Daves da Souza'yı ağırlıyoruz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Birkaç kelimede Angola'nın COVID'e cevabını özetleyebilir misiniz? Sağlık sektörünün karşılaştığı sorunları hızla çözmeyi başardık. Hastanelere daha fazla yatak, daha fazla maske, solunum cihazı ve ilaç sağladık. Son olaraksa aşılamaya geçtik. Ayrıca likidite sorunu yaşayan şirketlere daha esnek olabilmek için alanlar yarattık. Peki şu anda hangi noktadasınız? Angolalıların ve tüm dünyanın bize, politikalarımıza, ülke yönetim şeklimize, kurumlarımıza ve ticaret yöntemlerimize olan güvenini inşa ediyoruz. Özel sektörü ve yatırımcıları yeni Angola'yı gelip bizimle inşa etmeye davet ediyoruz. İşte bu yeni Angola'yı inşa etmek. Bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Euronews.com'daki Angola özel sayfamızda Voices of Angola'nın diğer bölümleri ve röportajlarımıza ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.